Şimdi sacımızı boru geçecek yerini kestik sacımızın. Usta oraya montajını yapacak. Bu sobayı ocağın içine kadar soktuk, yerleştirdik. Ölçü aldık. He-Man gibiyiz. Çok güçlüyüz. Canımız çıkıyor. Şimdi montajını yapıp ondan sonra iç sıvamayı yapacak. Kurumlar geliyor bir yandan. Ses çıkarma bir yandan. Hemen göm oraya kurumları. Sallak isim. Bu tarafı çok mu kaydırdın? Yok. Yok pişir. Vallahi kumpay oldu. Görüyor musun bizim deliği bak. Bizim boru sığmaz oradan. Yanlış mı ölçtük? Yanlış ölçmedik de tersine. Öğlenirken bunun hemen hemen yanına geldi neredeyse. Ha, duvarın dibine değil mi? Ya. Getireyim mi? He. Getireyim mi? Senin var mı? Benim var. He? He. Senin var mı diyorum? Ne dursun ben şimdi daha. Getireyim mi diyorum? Hayır. Şuradaki boru da hamamı ısıtmak içinmiş. Öyle diyor Şevket Usta. Kırma kırma. Ne bu? Dursun dursun. Vallahi bir de şeyden bu ya. Plastik. Hayır. Denir bu. Ama metal bozma dursun. Düzeltelim. O şey hamam ısınıyormuş buradan. İlginç bir yöntem. Bir yanı yapayım bir yanı düşüyor değil mi? Getireyim çivi o zaman. Çok az çakıyorsun da o yüzden herhalde. İçleri şey ya. Şimdi. Boş ya. Şimdi. Olsun ben sonra. Şimdi sıva dolduracak bunları. Şuraların sıvı. Tamam anladım. Buraya kadar gelecek. Bu da yukarı kadar küçük. O çiviyi alırız sonra. Tamam. Burayı da sonradan rötuş yaparız. Tamam. Şuraya bir tane beton çivisi çakalım. Benim çekette var zaten. Şurada da bir tahta var. Onlar lazım olur. Arabanın altına koyarız. He tamam. Şimdi oraya beton çivisi lazım değil mi? Yes. Ondan sonra sıvası olacak artık. Elleri yavaş yavaş buraya alıştırıyorum. Sesleniyorum. Geldiler yediler. Ama şu anda daha hiç yatan olmadı muhtemelen. Yavaş yavaş alışırlar. Kedi nanesi aldım. Oraya sıkacağım. Onlar oranın kokusundan oraya girecekler. Depoda da çok işler var da. Nerede yok ki? Ne yapıyoruz? Acele etmiyoruz. Gerilmiyoruz. Sakince. Önemli olan ısınmak, yemek, uyumak için alanımız güzel olsun. Sonrası için bakacağız. Çıtanın böyle olmasını istedim. Bence çok güzel oldu. Bence de ben acı. Senle biz inşaat işi yapalım. Orta saçım. Sen beni istemezsin. Sen şey ol, mühendim. İç mimar. Sen iş mimarı ol, ben dış mimar olayım. Evet. Sen mühendis ol. Şöyle çekeyim mi? Çek. Kesin. Olur. Olur, olmaz. Düz olsun işte, ne bileyim. Oynamamız lazım. Biz devam ediyoruz. Yorulmaya. Bakın. Bugün güneş bol. Hatta kollarım kısa bile. Hava sıcak, dışarıda yemeğimizi yedik. Şebeklerle beraber. Kız.
Birkaç gün keyfini çıkaralım. Sıcak hava mısın? Odunları da dizmek için şöyle bir alan yapmaya çalıştım. Tabii sığmaz ama odun kesilirse ne yapacağız? Dizeceğiz şuralara şöyle. 95 tane tola gidiyor. Sık tamam. Varsa. Tırnaklarıma bakın. Bakın. Korkunç parmaklarım, ellerim. Ay ne olacak bilmiyorum. %70 eldiven takıyorum. Bazen unutuyorum. Ellerim tam köylü oldu yani. Ay. Çiçeğim de yaşıyor bakalım. Zaten dışarının dışarı çiçeği olduğu için sorun değil onun için. Yemekten sonra sakinlik molası. Efendim? Ne oldu, sen gezdin mi? Çok uzaklara gittin gördüm. Vallahi gittin. Mest oldu. Burada da diğer çiçeğimi aldım içeri. Birazcık dinlenmek istiyorum ama yukarı çıkınca tabii ki hemen Şevket Usta çağırıyor. Bakale bi diyor. Bakale bi. Ben de bakale bi geliyorum. Hep bakale bi diyor bana. Yürüyen dolap. Ana Şevket Hafız, arkamı döndüm bir baktım diye ki dolabı doldurdun mu? Niye diyorum ya? Takmış tekerlerim. Bak. Gidiyor gidiyor. Gel peşimden gel. Ay ay, biz yorgunluğu şeye vurduk vallahi. Şakaya vurduk, gidiyorsun. Allah yardımcımız olsun. Ustam neye darıldız? Ağaca bozuk ağaca. Neden oradan gereksiz yere mi çıkmış? Ağaca bozuk. Ne olacak? Buradan da düşmem inşallah. Ne şehittir ne gazi olmayalım. Uydu, uydu. Aa, orası açık mı onların? Evet. İçeriye evleri yok mu? He? Ev yok mu orada? Baksana. Bence ısınacaklar sayemizde. Neredeyim ben? He? Neredeyim ben? Nereye git? Nereye gideceksin? Dubai'ye gider miyim ben? Sen gitmeyeceksin de kim gidecek? Ben gideceğim Seyhan. Allah Allah. Benim gidebileceğim tek yer bu köy. Bacalardan duman çıkıyor. Kesmemiz lazım bir. Testere lazım. Heh. Testere var da yanaşamayız da buraya. Sen aşağıdan ineceğim. Bugün ciddi manada gününü alan şey bu. Şevket Usta'nın. Ama sonuçta olması gerektiği gibi oldu. Böyle olması en güzeli. Sürekli bunlarla uğraşılacak değil. Yapıldı bir kere olsun dedim. Uğraşmak biraz gereksiz dedi ama istemedim.
Yarısı başka, yarısı başka, güzel olmayacaktı. Velhasıl şu yukarıyı da kapattırırım. Çünkü ben bunu içeriden kullanacağım. Görüyorsunuz, bacası yapıldı, teneke konuldu. Kurum düşmeyecek artık, soğukta çıkmayacak. Pardon, gelmeyecek. Bugün buraydı çoğunlukla yaptığı. Ve dışarıda ise çok az bir şey örebildi. Yani sonuçta orası başlı başına bir işti. Dışarıda bir iki sıra tuğla ördü zannedersem. İsterseniz bakalım. Buranın ışığı yok maalesef. Bu tahtaların arası da açık kaldı. Ben bunları, macunları enjektöre koyup öyle sıkacağım aralarına. Doldurmak daha iyi olacak. Bakalım nasıl yapmış. Evet. Bir saniye açıp kapamam. Gördüğünüz gibi yine de son anda iki sıra örü vermiş sağ olsun. Neyse. O işte bitti ya. Buradan devam artık. Gerçek işe dönüldü. Ama soba mecburiydi. Yapacak bir şey yok. Akşam oldu, saat 6. İlk gün geldiğimde asla basmadım şu balkona. Şimdi nasıl rahat basıyorum. İnsan zamanla öğreniyor. Evet, herkesin bacaları tütüyor. Bizim de sobamız yanıyor, fırın gibi. İki odayı birden ısıtıyorum. Sokak kedilerini besledim. Şurada da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu yılbaşında yapılan o kırmızı boncuk tanesi gibi çiçeklerin arasına konulan o yeşil otlardan atmışlardı. Yarın gün içinde gösteririm. Onları topladım. Yılbaşı çiçeğinin konulduğu yeşil yapraklar. Yola atmışlar. Velhasıl bana en ufak şeyde toparlayın diyorlar. Herkes bir şey atıyor yola. Ben hiç öyle değilim aslında. İnşaat süresi. Evet, sobamız. Bu zavallı çürük sobamız da içi doldu külle. Ama ben bunu çıkartacak aleti nereye koyduğumu hatırlamadığım için. Yani o içindeki kazanı, kovayı öyle duruyor. Benim yetişkin çocuklarım da burada. Akıllılar. Dışarıdaki çiçeğimi sulamadım ve bunu sulamadığımı hatırladım. Şimdi kapıyı kapattım ama tekrar gidip o çiçekleri sulamalıyım. İnip aşağıya. Bunlar şapşikler, buradalar. Ben aşağıya iniyorum. Bakın bunlar. Atmışlardı. Ne yaparım? İnan dursun. Eğer olsa bunlardan çok güzel şeyler yapardı. Biz bunları toparlıyoruz. Kapı süsleri yapıyordu. Harika. Bu da kuruyor. Bu şapşik kurusun bakalım. Yarın bunu bakayım. Oldukça kurumuş. Yarın bunu da götürürüm odaya. İçlerine koyarım samanları. Evet. Köyümüzde akşam oldu. Gördüğünüz gibi ayımız. İyi akşamlar.